Bu Muhammed Bey beni de CC'ler misiniz? Mert Bey size sponsor yok ya bu ay. Biraz <laughs> daha yayın açmanız lazım. Eee <laughs> Muhammed Bey benim maillerimi kontrol edebildiniz mi acaba? Hemen çekliyorum. Bir çek edip forwardlar mısınız bana lütfen? Okay. Kat, Çağrı katman medyaya alım var mı? Varsa nereden başvurabilirim? Başvurabilirim. Ee, alım var mı? Ezgi Hanım başvuru varsa gerek yok. Biz sizi buluruz. <laughs> Bu saatten sonra biz sizi buluruz. Ne yapıyorsunuz lan dostlar? İyidir efendim siz nasılsınız? Bak abi BBL'den ayrıldık ya hani ne zaman porno izleriz birlikte. <laughs> Allah Allah sanki porno izlemi BBL'deyim diye porno izletmedim yayında yani. Rahat rahat porno sevişme sahnesi izleyelim diye mi ayrıldım amına koyayım? <laughs> Manyak o zaten Twitch'te yasak. Hasta ya. Ne yapıyorsunuz lan İbo ne yapıyorsun lan? İyiyim siz nasılsınız? Oğlum siz salak <laughs> mısınız bugün neden böyle konuşuyorsunuz? E, merhabalar abiler hoş geldiniz. Merhabalar evet, abi ya hoş geldiniz. Geldin. Oğlum sen de karar ver. Kurumsal mısın normal mi konuşacaksın? <laughs> <laughs> Samimi konuşacak kurumsal mı konuşacaksın? Onu bir netle. Ben de sana ona göre cevap vereyim. sen nasılsın Bahattin? Böyle geri zekalıklar yaşansın. Onlara gülelim istiyorum bugün. Akşına bırakalım yani. Yani herkes doğal davransın istiyorum. <laughs> bugün doğaçlama olmanızı istiyorum yani komple. Özellikle Discord'da sesleniyorum. Biz geçen günkü Reddit'i ben nasıl bir profesyonelle doğaçladığımı siz fark ettiniz mi? Fark ettik. Bak reddit yaptım zannediliyor mesela. Halbuki iki tane posta bakıp çıktım. Ama işte oradaki skill'ler gelişti artık biliyor musun? E, tinita Volkan 31 TL göndermiş. Selam çağırın. Nesrin'e benden selam söylenir misin? Sağ ol. Aleyküm selam Tinita Nesrin, Volkan. Nesrin bu Tinita Volkan kim ya Tinita Volkan? <laughs> tinitaların başı. <laughs> Nasıl yani Tinitaların başı derken? <laughs> Şaka yaptım. Sik kafalı Öyle. mı yani onu mu demek istedin? <laughs> ya ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Bakın bugün belli bir saate kadar gülelim, eğlenelim, ayaral bilmem ne bir şeyler yapalım. Ama lütfen saat gece 1.30'dan 2'den sonra çok karışmayın bana. Draft değil, draft değil. Çok şey yapmayalım birbirimize çok karışmayalım. Realtın mı geldi senin? Ya bir R6 oynayalım abi ya. Tryhard bir R6 oynayalım ya. Sevenlerle, izlemek isteyenlerle. Yağmur'un doğum günü ha bugün. Yağmur'un doğum günü bitmedi mi Yağmur senin doğum günü? Kaç gündür doğum günü ya? Hayır. Nasıl hayır ya? 30 gün kutlayacağız. 30'a bastım ya öyle oluyor bizim şeyde. Gelenek. Hangi gelenek? Adı ne? Bitlis geleneği. Bitlis'te 5 minare. Amerika'daki geleneği <laughs> de yapsana. Dirty dirty. Striptizcilerle. Nasıl ya lan o gelenek söylesene. Olarak. O geleneği olarak bir söylesene. Striptizci <laughs> <Mert? işte>, <laughs> çağırıyorlar. Evet. Yani 4-5 kız arkadaş bir araya gelip. He. Efendimiz söyleyeyim danslar ediliyor. Bir şeyler bir yerlere sürülüyor. Erkek mi striptiz? Bir şeyler bir yerlere sürünüyor. Evet, ne demek erkek. ya? İşte o striptizci arkadaş. Ha? ha. Bir şeyler sürtünüyor. <laughs> Hayırlı olsun 30. Galiba sana da erkek geldi Mert. striptizci. <laughs> ben <laughs> de 30 olmadım Mami. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl olur? Olmadım. Amerika'da İki şöyle sonra. mi yani Mert? Alo selamlar merhabalar ee, benim dörtü törtü partim var da bize 5 tane git gönderebilir misiniz böyle mi işte böyle Aa, bir organizasyon yani, var? Ha, i̇lla dörtü de demene gerek yok ama ona özel bir konsept yaparlar ama evet yani direkt çağırıp gelebiliyor. Veyahut da bunun böyle mekanları oluyor o mekana gidiyorsun çok farklı işler dönüyor orada. Ne gibi işler? Parti, tadında ama öyle şey yanlış anlamayın. Çok yanlış bir video girdim değil. ben amana koyayım o zaman ya. Çok yanlış yerde ben otuz girdim. Benim otuz partim ne amına koyayım? İki, iki, kuru iki kuru saksoya biz gittik ya. Ulan <laughs> kurusu nasıl oluyor böyle <laughs> Çok yanlış yerde girdim ben otuza o zaman ya. <laughs> evet ya Rabb <Resulallah> ya Resulullah <laughs> ya. Şaka. Sakinleş. <laughs> evet ya Rabb ya. Vay be demek ki orada 30 partisi var. Yağmur sana da bir 30 partisi yapalım o zaman ya. Ayarlayın. Bak hatta sana şöyle söyleyeyim. Sokakta böyle mesela kızlar böyle bir arada dolaşırlar böyle gece kulüplerin oralarda. Ellerinde balonlar, balonlar dildo şeklinde. Üstlerindeki kıyafetler dildo şeklinde. Bayağı bildiğini o, o şekilde kutlanır yani. Bekarlığa vedada da böyle penisli evet. koldeler falan takıyorlar. Penisli taçlar takıyorlar falan böyle. Sen nereden biliyorsun? Denk geldi mi trouble. Denizli şapkaları mı denk geldin yoksa? Evet otobüsle. Direkt penisle mi karşılaştın? <laughs> 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 ben bu dümdüz penis balon zannettim ben bunu. Oğlum orada kimse bir Allah kulu demiyor lan yarrak kafalılar. Siz ne kutluyorsunuz burada <gülüyor> <gülüyor> diyen yok mu? <laughs> yok işte. Kimse karışmıyor mu yani gerçekten? Daha çok böyle hani... Uzaktan gören de o parti vibe'ını çığlık atıyor. Fena böyle. İyi ki asılıyor. Zaten kızlar böyle kendi halinde bir yerden bir yere geçiyor oluyor. Sokakta denk geliyorsun ya. Ha. Hani o yeğe parti falan. Hani o vibe'ı bir karşılıklı paylaşıyorsun. Öyle devam ediyor. Ya seni beğenirse ama alır partiyi de devam edersin o gururla. Happy ending var mı? Happy ending. Ya mamiciğim. Lütfen. Seviyeyi bir anda bambaşka bir seviyeye taşıma ya. Götüreceğim bırakacağım seni. Aklını aldırtacağım senin bak böyle devam edersen. Abi lütfen kurtar beni diye bağırırsın bak. <laughs> böyle konuşuyor konuşun ondan sonra korkudan amına koyayım altına sıçtırırım seni bak. Allah Allah. Abi dil dönümünde <laughs> diyor azıyoruz susun. Parnavera. 10 TL e göndermiş. Allah Allah. O dendiği zaman da mı azıyorsun? Hocam böyle anlatıyorsunuz ama hiç anlattığınız gibi değil ya işler orada. Bence. <laughs> Biz de bunu avunalım bence. Ben yani sana bir şey değil mi? Çok daha fenas. Kanka sadece bunlara özenip oraya gitmek biraz amsalaklık gibi geliyor ama bana yani anladın mı? Yürüyen yarrak göreceğim diye de Amerika'da yaşamaya çalışmam ama yani. ya buna, buna şaşırılıyorsa inan bana çok daha fenası yani aslında. Ne konuda fenası? Bir gün bisikletin üstündeyim Çağrı. Bak Geçlere yine gökten bir hikaye geliyor. Yani. Bak gel gel dinle. Dört Dinliyorum. kişiler yanlarında sevgilisi de var ha. İki kız iki erkek. Bu arada bilmeyenler ee, için Mert Amerika'da pedikep yapmış. Yani bisiklet taşımacılığı bisiklet taksi ve diye söyleyebiliriz yani bunu. Bu gençler böyle 25-30 yaşları civarındalar. Geçekleri yere vardıklarında dedim ki fiyat bu bu kadar. Kaç kişi? Burada dedim. Bakın götürdüm, Kaç kişi götürdüm? 4 kişi. 4 kişi. 2 kız, 2 erkek. Oo! Oh! Evet. Bunlar başladı bir anda ağlamaya. Ya böyle bir fiyat olur mu? Biz buranın yereliyiz. Bize yapma etme. Ya dedim arkadaşlar bakın burada kocaman yazıyor bu fiyatı vereceksiniz. Belki, onun bak, fiyatı neye göre? Unutmam. Taksimetresi mi o, var onun? Kafamın içinde hayır. komple bana bana bağlı. Yani Baştan benle konuşmuş olsaydı da ben 10 doları da götürürdüm ama onlara kişi başı 20 çektim mesela çünkü sormadan bindi. Bu adeti böyledir yani. Neyse biraz dolandırıcılığa giriyor yani o kısmı. Şerefsiz. Senin. Ee, evet. Bunlar hiç unutmam 35 dolar çıkardılar dediler ki bu kadar var. Otel 35 yani dedim, dolar dedim, Olmaz. Çıkardılar. Evet total 35 dolar dedim ki yani bunun bu, bu şudur budur ve bir iki dakika tartıştıktan sonra kadın dedi ki bana bunlar sevgi bu çocuğun sevgilisi bir tanesi. Ödeme götümüzle mi yapalım daha dediler. Yeni, ne dedi? daha yeni dedi 10 bin dolar harcadım. Ee? ee ellemene izin veririm dedi. O ne ya? Ay, dakika, dakika. Bak. Daha yeni 10 bir bin dakika. dolar Oğlum. harcadım. <laughs> Şimdi bir dakika. Şu Aptal av. abaza mami. Şimdi bir şey soracağım. Kadın sana geldi <laughs> ki bizim paramız çıkışmıyor. E bunun filmi var evet. Yani. Türk filmi lan bu. Dedi ki Aa, göğüsleri yaptırdım 10 bin dolara. Yani. 10 bin dolara göğüs yaptırdım dedi. Evet. Güzel de olmuştu çağrı ne yalan söyleyeyim. O Şerefsiz piç. Kabul ettim <laughs> Elledin ya yani, ne şerefsiz. Bayırız, E ne yapayım para yok diyorlar. Ben de var. Ben, ben amcık elle sayımedim. tamam ablacığım memene niye elleyim ben senin. Benden olsun şey. Abi desene sen. Bir de <laughs> daha yeni yaptırmış. Böyle kızdı böyle biraz sıkınca da kızdı dedi ki. Abi abi, dur azıcık, dedi azıcık ya azıcık daha. Lan ya. şerefsiz e, elim. Sevgilisi yok mu yanında? Nasıl elledin yani. öyle? Var. Ya ne olacak canım? Sevgilisi Sağ ne abi, dedi? Azıcık, medeni olun. Ben Onlarda şöyle bir mantık var ama bak. Onlarda şöyle bir şey var. Ben bedava elliyorum amına koyayım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu dört kız bir tane kız dedi ki memelerimi yeni yaptırdım 35 dolar çıkıyor. 4 ee, ha dört kız değil iki kız iki erkek. iki kız iki erkek diyemedim onlara kusura bakma. 2 tane gavat iki kız diyemek <gülüyor> istiyorum. 2 <laughs> kız iki gavat bunlar senin o bisikletine bindiler. Evet. Sen bunları sürdün. Sürdüm. Tamam. Dediler ki 35 dolar para çıkmıyor memelere yeni yaptım 10 bin dolarlık memeye dokunmak için hayatında meme görmediğini anlamışlar demek ki senin amına koyayım anladın mı? <laughs> bir tipe bakmışlar ulan bu meme nereden geliyor yani bu, görsün? Buradan kurtaralım durumu dediler ben de ne yapayım kabul ettim. Oğlum erkek arkadaşı bir tepki vermedi mi? Oğlum onun ne ellesi? <laughs> Yo ona. o da bak elli elli çok güzel olmamış mı dedi bana. Kalite bana kontrol spekülüyor. yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Benim aklım almıyor. Ya erkek <laughs> arkadaşına şey de iyi şey peki? demedin erkek arkadaşına. Hocam gerçekten e, senin hatunun memeler bak şöyle söyleyeyim 10 numara olmuş yani. E, müsaade ben var mı tırı tırı bir odaya? <laughs> müsaade var mı bir odaya çıkalım biz? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii buyur. Yani kaç dolarlık ellemiş oldun sen orada aslında? 5 dolarlık mı elledin? Yani 10 saniye elle sen bilmem sen biç. Ben senin gibi bir şerefsizden şey beklerdim Mert. ablacığım 35'i <laughs> de almayayım. Ben ellemem direkt yalayayım mı? o ne <gülüyor> hesabı insanlar <laughs> üstünde... <laughs> var. şey demeni <laughs> beklerdim sen çünkü böyle bir şerefsizsin yani 35'i de şu... almayayım ben sizden bakın i̇yi daha güzel bir plan aslında. var bende <laughs> ya, düşünsene, ben ki, <laughs> ya düşünsene ben orada diyorum ki hayır bana paramı vereceksiniz orada polis geliyor uğraşıyoruz onların gecesi piç oluyor dostum benim ben anladığım sen, yani. sen ablanın memesini ellemişsin onlar da seni <laughs> sikmişler olarak algıladım ben abi elleyen tipi attım sana o zamanlar değil mi Mert peki ellemene bu hikaye yaşanmış yani... mıdır %70 hayır dediler <laughs> selamun ortağım Selam. acil Amerika'da bisiklet sürmeye gidiyoruz ortam. <laughs> senin bugün mesela memenli isim var mı hep var <gülüyor> 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 Mepeze, hiç mi geçmiyor yani o istek <laughs> bitmiyor bende bir dakika. Bu şok mu gerçek mi mi lan bu? Gerçek abi. Bu tip eliyor Düşünsene. Bu. Abi bu tip şey verebilir misin? Dur, Dur ver. Nasıl isim vermişler? Bir de bisiklet kornası var orada bak havalı. Ulan ben mememi yaptırsam bu tipin mememe yaklaşması zaten 15 dolar yazarım yani anladım yaklaşmasına yani belli bir mesafe. Şu korna mı senin? Bu mu senin? Evet Kornanın korna. Mi? O bir şey <laughs> ötüyor bir de böyle. Emre diyemedim ötüyor. mi? Amına koyun bunu 10 bin dolar harcın elinde para yok cebinde para yok diye. Abi ama azmış. Yani Senle, o anda sen ne? Işimi... Sen kadına nasıl bir ders versin, versin istedin ya ortam? Diyemedim mi? 10 bin dolar. bu salak etmişler onu. Samet, Samet onun bak var, öyle bir göğüs yaptırmış ki zaten bir anda açtı. O anda böyle bir stanmıyorsun anladın mı? Suratıma girecek amına koyayım. Doğru ben de yerdim. Amerikalı kavatlar. <laughs> Amerikalı kavatlar sana kavatlasın. Elledikten sonra Giderken korna basa basa gitseydin, mutluluk göstergesi olarak. Yok, elimi yıkamadım iki gün. <laughs> Peki kaç dakika, mesela kaç saniye ya da? 10 saniye eylemişim. <laughs> Herhalde ne bileyim ama. Oğlum çok korkunç geliyor kulağa ya. Ya bak bunlar da bir şey değil ya. Daha ne yaptın amk? Bir gün oturalım olur. anlatırım ben sana uzun uzun. Oha! Çok Anlatsana rahatlar. İnanılmaz rahatlar. Bu yüzden rahatlar. bu kadar para kazanamamış ki kocasının yanında bahşiş olsun diye kucak dansı veren vardı ya tam otele ge gece 2'ye otele bırakıyorum bunları karı koca Eee ama sen demek ki sapık bir E hadi bu da bahşiş olsun diye onlar hadi sapık seni, oğlum onlar yani bunlar sapık. bunu teklif ediyor da sen nasıl kabul ediyorsun hepsini amına koyayım ya niye etmiyorsun ki 21 22 yaşında genç bir delikanlısın yani genç ulan demiyor <laughs> mu bu adam Genç ben bir de delikanlı 21 22 yaşında bir sapıksın belki de. Niye etmeyeceksin ki yani? Adam sinirlenecek, takacak bıçağı sana belki. Oğlum bir de Aa, şöyle ne, bir şey var. Ne yani ne ben var ya? Ben mesela anksiyetem tutar amon yolda gidip birisi bana kucaktan yapmaya kalksa anksiyete tutar yani. Ne yapıyorsun ee, ya Hoşuma içine. hoşuma gitmesinden ziyade. Bende de anksiyete tutar. Ya rambuta kalp krizi geçirtsin orospu <laughs> <laughs> 18 yaşında kalp krizinden gidersin Allah korusun Ali'nin Ali bir tamam. yorumu var mı ya Ali'nin Ali sana Ali ne olur Yatağa Hayal... yaşadı Ali Hayalim Yalan başkaları yaşamış <laughs> Hayalimin başkaları yaşamış <laughs> Sen de yaşarsın Ali Vay anasını ya başka bir tane Hadi daha hikaye işte. anlat bakalım Mert o zaman İnanmazsın diyeceğim bir hikaye anlat bize sen ya daniye kurcalayıp kurtam maksimum sikmiştir arkada. Evet Orta. onu istiyoruz zaten biz ben ama bak, benim bu yayınlarda bak o kelimeye... E sen ama Direkt onu arıyorsun. Daha ne istiyorsun Maksum meme ellenmiş, kucak dansı yapmış. Ne yapsın da? Hayır, daha böyle komplike bir anı var mı işin ucunun son Dolabdan anda ayrışıl. Ya da, işte da yani bunun Maksum'muş gelecek yani yapacak bir şey yok da. Allah Allah. Ya var da anlat. Anlatmasın mı yani? Anlat. Anlatmet anlat. Mert, anlat. Anlat bakayım. Otel odasına davet aldım Bir tane aldım da... daha yine şey böyle ılıman bir hikaye. Bu tip mi Gün ama? Art. Bu bur musun? Burada kimsin? Hayır ben sürekli böyle değilim. Bu hatta benim daha ben orada bayağı fittim. Bu bu hala benim kilolu halim. İnan, daha da zayıftım. Ortam ne yapıyor Başları yani. Arkaya iki tane kız bindi ama bak çağrı. Şu bisikletin Ay, tam arkasını atabilir misin ya? Bu bisikletin götü başı belli değil. Bir tam bir fotoğrafı yok mu ya şu dönemlerde? Fayton gibi Fayton. Dur bekle bir Ortam, tane. Ortam ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ne yaptım lan? Ne yapıyorsun ne, pipet, ya, pipet havalı gibi. Havalı kornalar çıkıyor. Pipet abi, gibi adım, çekiyorsun. Suya mı batıyorsun kafanı ya? Allah Allah. Ya şu mikrofonla oynama ya. ya <laughs> Astronot gibi ya. <laughs> şu kornanın bende şeylisi vardı ya. Mert, kompalı, ya, aynen, Mert. Aynen, aynen. O dönemlerden bir tane iyi hissettiğim, fit hissettiğim bir fotoğrafım var mı? Bir bakalım. Bir saniye bakıyorum hemen. Bak dalga geçmeyin arkadaşlar. Makara başka. Şu an burada Mert zıpkın gibi delikanlı yani burada. Genç. Genç 21 yaşında niye ellemeyeyim ki mantalitesinde. Bir genç yani. Mert niye evet. Türkiye'de yaşıyor? Meme ellemekten sıkılmış. Yok geçinemedi orada. Para almadı ki Kamil kimseden. Hmm. Ben de şimdi anladım. Ne Hemen beni elim göt diye diye orada amurakım aç kalmış geldi buraya. <gülüyor> <gülüyor> az kalmış da elletmeye başlayacaktım az geçti. Ne diyorsun lan? <laughs> Kendine klip yapmış. Oğlum <laughs> Ali'nin bu kadar ilgili olması da biraz tedirgin etmiyor mu ya sizi? Beni mesela ediyorsun. Sürekli beni paylaşıp bir de <laughs> bak. Ali ile mesaj geçmişinden bir kutla okuyabilir miyim? Müsaade <laughs> var mı? Aleciğim müsaade var mı? Bayılıyorum Tabii sana ya mı yazmış. Ya Garip yani anladın mı? <laughs> abi hayranım ya. <laughs> Yolda bak son yazdığı mesaja tane. bak. Şu karizmanın zekatını ver abi ya yarrağını yerim. <laughs> bir tane biriniz bir birini düşünün. Size sürekli böyle şeyler yazıyor ve sürekli sizin klipleri paylaşıyor. Tedirgin olur musun olmaz mısın? Bana bir cevap ver. Bana vallahi bana yazdığı son mesajla yarrağını yerim abi <gülüyor> <gülüyor> Sevgiden sevgiden. Abi çocuk böyle GTA'da bir GTA'da yani. geliyorum ilk edin. vurduğumu fena sikeceğim dediğinde öne atladım. Direkt biliyorsun abi. Asla as, as. <laughs> Abi yer lan Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. <laughs> Oğlum sen var ya bak rahatsız bir çocuksun. Lütfen kontrol altında kal lütfen. Çok sevgi ya bu. Çok sevgiyi den dolayı yarak yemene gerek yok işte onu anlatmaya çalışıyorum. Anladın <laughs> mı? Böyle her sevdiğini yaranı yersen çok başka bir boyuta gider olay. <laughs> bir kere yatağa desene bir yana. Yatağa. <laughs> Ortam bugün dünyanın en geri zekalı takımıyla Kordon hepsi geliyorum ben. Bugün yeni bir üye gelecek Samet abi senin takımın ama bilmiyorum. Bak bugün zaman. dünyanın... Takımı güncelli ama artık. Güncelledim güncelledim. Takımı öyle bir isim daha katıyorum ki daha geri zekalısını yine biz yapana kadar bulamayacaksınız yani. Öyle bir takımla geleceğim. Hatan. Bugün. Kirit bir diğer yarım geçerli. Ama sen o takımda kal Efendim, Ay, bak. Efendim bu test çözüyor. Ay, dur dur test çözüyor Hasan test çözüyor. <laughs> dur dur test çözüyor. Rahatsız etmeyin. Bana mı seslendin bir Devam et Hasan'cım devam et. Dikkat edin. Dünyada insanları görülmüş. Kötü şey. neyse kapatıyorum şunları. Hasan'cım çok çalıştın. Birazcık istersen mola ver istersen birazcık. Birazdan geçeceğim abi molaya. Hafif <laughs> dinleneceğim. Ay yazık kıyamam sana, sana kıyamam. Kıyamam sana. Biraz şey dinlen. Çaymayı getirelim mi sana? Olut. Oğlum Mert bu sen misin Hangisi lan? Hangisi Mert lan? Oğlum aynısısınız lan ikinizde. Yok sağdaki Murat. Hayır abi. Bu sen misin lan Mert? Evet. Abi Mert'in her yaşı farklı bu arada. Oğlum, her yaşı farklı çok benziyor tip. Kışın ama bak elimde eldivenler falan da var. Annen Boynundaki sen Murat mı? Mert? Mert. Evet. Evet. Tahtayı var, altın kolyeler ben hanım. O da orada öyleydi. Şu <laughs> <laughs> arkandaki mi seni sürdün ışıklı ledli? Evet. Bak ortasında da şey koydum. O ne bu oğlum bu senin, ya, bu senin araç mı? Işıklı falan. Benim benlik. Bir de bak, reklam almış. Reklam. Python değil mi? Python evet, o, sürdün benim lan o, sen. Benim o. oğlum bu Mert <laughs> mi lan? Tipe <laughs> <laughs> bak abi. Her fotoğrafı hızlı farklı çıkarabilir. Murat kekili amalar. <laughs> Bunun hangi fotoğrafta daha eski? Iııı ee, ilk bu. Evet bu daha eski. Burada daha gencim. Bir 80'ler vibe'ı var, bu var ama ya. Senin doğum günün mü? Nasıl Ahmet? Hayır Merve'nin doğum günüydü galiba. Merve ablan. Bu da abi Evet. Bu saçlar... Oğlum burada zayıfmışsın lan baya buralarda. <laughs> Evet. Hmm. Fenerimin 3 yıldızı var bak ödenem. Ha fotoğrafa bak. Hala 3 yıldız var. Oğlum bu şaka mı sen misin bu Mert? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti İsa diyorlardı bana yolda görünce. Hepsinin saçları farklı. Oğlum sana bir şey Sana orada sen şey demiştin geçen. Bana ırkçılık yapıyorlardı demiştin. Bu tipe <laughs> <Evet>. yapmazlar normalde. <laughs> evet, düşün bu tipe bile hala yapıyorlar yani. Sen ya, de sürekli dedik, gittiğinde sen yolda, yolda karşılaşmıyorsun ama yani rekabet içerisindeysen orada yapılıyor yani. Ortam mikrofonu götüne mi sokuyor musun? Sok, sok artık <laughs> ne yapıyorsan yap ya. Yani. Ay sikecem mikrofon. Ne diyorlardı ırkçılık olarak diyorlar, soruyorlar. Bak burada ee, da çok farklı. Abi. Ya çalıştığımız yerde işte şeyler vardı. Amerikalılar da vardı ama azınlıktı. Yabancılar daha fazlaydı. Arabı, Rus'u, bilmem nesi. Ve onlar kendileri daha fazla para kazanmak için hatta birçoğunu da şikayet ettiler. Birkaç tanesini de ülkeden attırdılar yani. Bu yanındaki ben, kim? O Serdar. Grafiker bir arkadaştı O hala orada. <laughs> Avukatla evlendi. Serdar. Serdar o Gazi aklıma... Osman Paşalı. <laughs> Oğlum hala burada... bak 10 senedir orada. Hala İngilizceyi çözemedi biliyor musun? Burada gerçekten <laughs> futbolcuya benziyor defans oyuncusu tipindesin yani öyle söyleyeyim sana. Puyolumsu Allah Allah sen Mert'e bakar mısın <laughs> hocam <Yok ya>. sen? <laughs> babam da hiç değil. Bak ablamla saçlarımız nasıl? Oğlum <laughs> zaten bak ablan abim babamda hiçbir değişiklik yok. Hemen hemen aynı vayptalar yani. Yıllar geçse de. Ama sendeki değişim bu kadar Aa, saç etkilemiş mi? Şunu da atayım. Dur bir saniye bir tane daha geliyor. <laughs> Jon Snow Harbi Jon Snow andırıyor gibi de andırmıyor gibi de. John Snow'u andırıyor ama John Snow'u duymasın hocam. Gerçekten küfür etmek istemiyorum. <laughs> Allah Allah. Türkiye'ye geldikten sonra halini attım bak sana. Kaç yaşındasın Mert burada? 22 veya 23 herhalde. Mülayim mülayim bakıyor. Aa önde bisikletin üstünde. Ulan bu bisikleti nasıl taşıyorsunuz oğlum? Bu kadar ağır değil mi lan arkadaki zaten? Ağır, bayağı ağır. Ben diyorum hamallık yapıyorduk. Vitesi var mı mesela işte atıyorum var, birinci var. normal bisiklet işte, gibi. Yoruldun mu evet. mesela üçe atıyorsun falan mı? Ya genelde zaten hani birin birinde kullanıyorduk. O da işte en böyle hafifi. Yokuş yukarı falan giderken. Burada bayağı da forvet. Tıngır mıngır falan gidiyordun. Şunun meme ellediğini düşsene. Bununkini hadi eyvallah da ya şu ellese memeni mesela bırakmaz çünkü bu tipi bir bak. <laughs> bak bir tane daha yolladım foto. Mesela şuna meme emanet edilir mi? bak bakalım. <laughs> yani şuna edilir mi yani? Oğlum sen tipi tip misin ya cennetçin ya. <laughs> ya, <laughs> ya? ya bu ya? <laughs> Bu ne oğlum arkadaşlarla hepiniz bıyık bırakma kararı mı aldınız? Kurtlar Vadisi izlediniz. Ne yaptınız ya o dönem? İyi <laughs> <Şeyi gülüyor> izlemiştik o, dayı o dönem. O zaman. Ka hayır, ka şey Karadayı mı ne bir tane dizi vardı ya. Ne çıkmıştı Bırakın bir şey. Burak Özçivit bitme. O bıyık bırakma. Ezel Yok Ken 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 Kenan İmirzalıoğlu'nundu galiba. Ha ha onu onu izliyorduk o dönem. Bıyık bırakmıştık. <gülüyor> Cancağızım. <gülüyor> Vay be. Oğlum sen şu saça geri dönsene bak. Şu saç modeline bir geri dönsene. Merak ettim nasıl olacak. Bu güzelmiş. 3 numara bak, değil bu? Bak bu güzelmiş. Bak gözün, hmm. yüzün biraz ön plana çıkmış. Bence bunların arasındaki... Sakalı da öyle yap bence. En iyi. Bu zaten şimdiki saç modeline yakın bir saç modelin şu an. Gibi ama gibi. sakalsızsın burada. Bir kamera bu açabilir Şu sakal. an güncelini de görelim. Bir kamera açabilir misin hemen? Sakal bırakamazdım çünkü içiyordum. sakal varsa baş iş bırakmıyorlardı. Nasıl ya? daha böyle onlardan hissiyatı. He, bu musun sen şu an? Ha, sakallı Kırmıyor. varsa biraz ırkçılık mı yapıyorlardı Açtı abi, sen? Mert sona açtı. açtı. Mert değil inanılmaz Saçı değişiyor. Saçı biraz daha kısaltsan. <laughs> Bakıyorum. <laughs> <laughs> Vah kardeşim benim ya. <laughs> ya sorma. Çağırın ne oldu bir oğlum ya. Şey sana ya? ya, <laughs> ya Türkiye'ye gelince... Bu hale geldim. yani Türkiye'ye gelince nasıl bu kadar çökebildin ya anında? Aç açım Mert'im aç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 50. Evet evet bu gerçekten sapık ya. O 3 numarayı açsana abi. Bir şey söyleyeceğim Mert. Efendim. Saçını bir 3 numara yapalım mı ya? Sakal boyu da keselim. Bak gerçekten maniden yepyeni bir şey çıkacak altından. Evet bence de. Bence <laughs> de. Gençleşirsin. Kardeşim Mert. sana basit bir denklem. Ya bir gün bir iddia kaybeder. Sen yapalım. Sana basit bir denklem. Hemen kaybettireyim ben sana bugün iddia. Hiç problem değil. Sana çok basit bir denklem söyleyeceğim şimdi. <laughs> Sakalın yok, saçın kısa, meme ellemişsin. Saçın uzun, sakalın uzun, meme falan yok ortalıkta. Anladın mı? Dümdüz reklam yani. Nereden biliyorsun? Vallahi bak. He? Nereden biliyorsun? <laughs> nereden biliyorsun? <laughs> Şş. Ya şimdi çağrı. Orada <laughs> o yoksa... dönemler tam gençlik yaşları. Ha. Ee, her şeyi deniyordum zaten. Saçı uzatmayı denedim, bıyık bırakmayı denedim. E, Tahip gibi takılıyordum etrafta. Para da biriktirmedim. Okula da gitmedim. Yetecek kadar para kazanıyordum. Böyle saçacak kadar. Yani gidip istediğim kadar eğleneceğim kadar. Ve sonra gidip eğleniyordum. Arkadaşlar bana güvenin. Birazcık şu bıyıkları ve sakalları en azından kirliye çekse. Kirli sakala çekse. Saçı da belki 3 numara yapmasa bile. Şu sakalları Sakal çok kısaltsa. Şu an çok uzadı. Benim modele dönse yani. Benden bile daha kısa yapsak gerçekten daha çok yakışacak. <laughs> Gittiğimde deneyim bir dakika söz. Ama bu şey şu anda bu hileli. Nasıl yani? Hileli ya. Ee, şu altta kilo belli olmasın diye bu alt biraz fazla bırakılıyor. Gıdık çıkmıyor ortaya ve daha düzgün bir yüz. Yan taraflar Nasıl daha yanlış anlama senin az kesiliyor. <laughs> bak şimdi Mertçem. <laughs> sana böyle mi Bak şimdi Mertçem. Yani yanlış <laughs> anlama da. <de> böyle yapsam. <laughs> bak senin <laughs> şmert Mert. Heh. Yani yanlış anlama da senin hani kilolu olduğunu, gıdığından karar verilmiyor <laughs> genellikle öyle söylüyorum. Ama en <laughs> hani gıdığı görmüyoruz evet. Ama yani ince. seni görüyoruz ya evet. gün sonunda. Çıkıyor. O yüzden şu anda bu modeli kullanıyorum. Ayıp değil abi yani şöyle bir şey var gıdığımı kapattım kilom belli olmasını diye. zannediyor ki bütün kilo burada amına koyayım gıdıkta zannediyor öyle bir şey yok ki abi buraların da böyle tombiş tombiş olmuş ama maşallah Çağır yakışmış. Abi, sana da yapalım mı? Sana da yapalım sen de zayıf yakışmış. gözükürsün belki 120 kiloya falan düşersin. <laughs> çok çok düşürdün lan. Daya çağıracak şimdi. şunu abim aleyküm selam. Hoş geldin. Farkındaysan sen de Mert de yayıncı olmadan önce fitmişsiniz. Yayıncı olunca eve mi kapandınız, ne yaptınız, şiştiniz. Aslında ne yakışıklı çocuklarmışsınız. Hande 5 lira göndermiş. Hande götü mü ya ya kardeşim? Yanlış anlama. Biz hala yakışıklıyız yani Hande. Sen yayıncı değilsen at bakalım seni de görelim bakalım. Yakışıklı çocuklarmışsınız. Bir de laf iyi Bu adam e-spor oynadı. E-spor kaç sene oynadın lan e-sporculukta? <laughs> ya 3-4 sene sürdü ben şeyde kilo aldım ya. 3-4 sene manyak gibi bu adam böyle ekrana baktı normal <laughs> kilo alması. Ben de pandemi de hepimiz olduğu gibi pandemi de yemek sipariş ediyordum. Gece açık yer olmaz diye iki menü sipariş ediyordum mesela onu da gece yerim diye. Halbuki acıkmasam da yiyordum yani. Evli mi bu amına koyun mu? O konuyu açmak istemiyorsan bu... kapatabiliriz. Boşandım ya. Bul şu anda. Dolum, dolu da evlilik kilo yaptı mı peki? Yapıyor muymuş? Ben sadece evli zaten <laughs> o deminki gördüğüm fotoğraflardaki haldeydim. Evlendim iki sene bile olmamıştı zaten daha ee, 29 kilo aldım. Oo. Evlilik sürecinde 29 kilo aldın. Evet. Vay be. Biraz seninki ama şeyden dolayı da olabilir. Çok fazla. Pi izliyorsun sen seviyorsun ya o hayatı birazcık da. Belki Hala daha. yapıyorum ama şu anda kilo veriyorum. Gülmeyeyim buna da ayıp olmasın bari. <laughs> sen bu biten bir tane almıştın onu ne yaptın? Çağrı, ya, o 12 kilo verdim son 6 ayda. Heh. Gıdıktan verdin <laughs> onu da için anlayamadık. 6 <laughs> <Al> ayda 12, <laughs> 12 kilo ya. Çok iyi şakaydı. <laughs> ya, sağ ol. Kendisi evet. 31 kişi abone göndermiş. <laughs> Canım. Bu gece bir Rainbow artık ya. Müsaitsen. Ne diyecektim ya? Bisiklet ne yaptın? Bisiklete biniyor musun dostum? O bisiklet vardı ya. Daha elinde. hiç binmedim. Müşteri mi bekliyorsun? Yok. Ben daha çok kullanmış olabilirim. Sana bir şey diyeyim mi? Pedik yap şakası. <laughs> Pedik yap şakası yaptım. <laughs> 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 Eve bisiklet almıştı arkadaşlar. Evde çeviririm diye. <laughs> yani, bir kere bile binmeyeceğim demiştim. i̇ki gün önce rüyamda bir kıza aşık oldum. Ve uyandığımda dedim ki benim kilo vermem lazım. Kalbi, ben, ben, bu, ben bu duyguyu yaşamak istiyorum. Hatta böyle kabus gibi böyle uyandım. Dedim ki hayır olamaz dedim rüya mıymış. Geri kendimi zorladım. İkinci kez gene aynı kızı gördüm. Ve kalktığımda yepyeni bir Mert olarak uyandım. <laughs> Peki kız kime benziyordu? Bulabiliriz. Belki izliyordur bizi şu an. Yani öyle tam net hatırlamıyorum da böyle bir beyaz tenliydi. Onu hatırlıyorum. Allah Allah. Tedirgin de ediyor senin bu rüyaların. Yattım bir daha kalktım <laughs> bulamadım kızı. Sonra bir daha yaptım. Buldum buldum. İkinciyi bir daha gördüm. Rüyanda seni red mi etti? Kiloların yüzünden mi reddetti? Hayır canım. Birlikte oldu. <laughs> ne diyeyim? Birlikte oldu. Ya abi. abi. Ya, Sevgi... Hayır sevgiliydik Kalyana yani o anlamda. Ya, ya yok be kardeşim ya. Rüyasında eskorda gitmiş abone koyayım onu anlatıyor ya. <laughs> Abi insan beyni rüyada yeni yüzü üretmiyormuş. Her zaman önceden gördüğün birisini görüyormuşsun. Bak. <laughs> tamam profesör. <gülüyor> <gülüyor> evet Mert'ciğim. Ee, bu arada çağırdı sana bir şey diyeceğim. Samet'le konuştum ben. Heh. Şu Rock'lı live işini... Diyorum ki acaba Samet'ten okey aldım bu sefer artık He. Perşembe günü tam bir hafta He. sonra Müsait misin? He. Ben bir sofra güzel He. bir sofra hazırlayayım Oy! güzel bir program He. hazırlayayım güzel birkaç He. içerik yazayım. He. He. Karaman Karamana ne yapıyorduk biz? Bir biz? şey söyleyeceğim evet. Ortam sen emin misin ya bu Mert Sapın'ın evinde rakı içip kafamızın güzelleşme fikrine? Söz ellemeyeceğim. Çıkmış. <laughs> Aa Samet çıkmış o da. Ama bende SS'i var. Ben SS'ini atarım yani. Demin yazdım. Onayladı. Tamam sendeyim dedi. Sıraüz 2 gün Abi seviliyorsun. Soru işaret atmış. Onu sen diyeceksin kanka seviyorsan. Çok teşekkür ederim. Ee, sen aksiyon telegram. Ben seni fazlasıyla <laughs> beğeniyorum hayatım. Benim tipim sensin. Önceki donayeti okumadın ama olsun. Çok teşekkür ederim. Selam Hanımcığım çok sağolunuz efendim. Sigo 100 bit göndermiş. Abi ben de iki gün önce Rüyam'da Mert'i gördüm. Tek sorun kız değilim. Bana biraz zaman verirse ufak bir tıp bir operasyon sonrası demiş. Orada kalmış. Mert şu Ruckle Live'ı birazcık daha geniş bir zamanda mı yapsak ya dostu dostuke? Nesrin de gelsin. Aa, sen nasıl diyorsa. Nesrin'i guguyla başka bir vakitte. Kötü, kötü match. Nesrin gugu maçı kötü. Nesrin'in bizim masada olması lazım. Güzel bir malzeme bizim <laughs> için. Yanlış anlama Neslin'cim makara Neslin'le takmaz alsana harika bir yayın. Onlara kavga ederler. Kavga ettirip, ne oldu işim parıştı. mi var perşembe günü? Perşembe günü işim mi var? Toplantı var toplantı. Ya bir, bir, bir buçuk aydır sen her günü okeydin Samet'i bir türlü okey yapamıyordum. Şimdi Samet'i ilk defa onay aldım Samet'ten. Ben garanti gözüyle bakıyorum. Dur bir bakalım ya onu yayından sonra konuşalım ya. Ya yani haftaya İyi, perşembe tamam. olmuş. Ondan sonraki cuma olur mesela. Anladın mı? Biz de ama halı salmayızsa tamam. o Tamam. Ben o yayını izleyeceğim. Tamam, teşekkür, tamam, teşekkür ediyorum. <laughs> İzlersin o zaman. Görüşürüz. Kim gençliğini attım? Oğlum mami nereden buldun bu fotoğrafı? Bu Mert değildir herhalde artık ya. Gömlek sence sarı mı mavi mi? Ya, salak mısın? Beyaz gömlek. Beyaz oğlum gömlek sende. İyi İyi şey. Bu senin attığın fotoğraf neydi? O Türkiye'ye geldikten sonraki hali ya. <gülüyor> 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 Yok lan bu da Amerika'dayım hala. Tuttur da tipe vereceğim. Amerika'dayım hala. Amerika. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girişi, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan buralara like'la. Bütün tüm hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.